Çok kısa kendinden bahsedeyim. Aslında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla ve bir takım Avrupa Birliği projeleriyle iletişimle ilgili bir takım işlere destek oluyorum uzun süredir. Aynı zamanda da Arda'yla beraber de kurduğumuz, hatta Şevket de var şu an bizi de dinliyor. Şevket ve bir takım alanında uzman arkadaşlarla kurduğumuz Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği var. O dernek ve kurucusuyuz aynı zamanda. Ve dernekle beraber de bir takım aslında bizler de işte gazetecileri, aktivistleri, hak temelli çalışan örgütleri güçlendirmeye yönelik bir takım işler yapmaya çalışıyoruz deyip kısaca kendimden bahsetmiş olayım. Aslında uzun bir araç listem var. O yüzden mümkün olduğunca hızlı ve anlaşılır bir şekilde ilerlemeye çalışacağım. Bir yandan da Peri'nin içinde kolay olsun diye işaretli bir tercümesinde. Ama hani bu anlatırkenki derdim birazcık aslında bu tarz araçları birazcık daha kurcalarsak, daha etkili kullanırsak izleme hak temelli mücadelemizde özellikle savunuculuk yaparken ya da bir takım çalışmaları raporlarken ya da araştırırken çok işimize yarayacak bir sürü araç olduğunu göstermek istiyorum. En temel aslında şundan başlamak istiyorum. Birazcık Google'dan. Google aslında hepimizin çok çok kullandığı bir arama motoru. Hatta birçok insan aslında interneti Google olarak biliyor ve Google'a aradığı her şeyi yazıyor. Mesela şu an Google'da en çok aranılanlar arasında hatta bugün bir rapor açıklandı. 2020 Nisan ayına dair raporda aslında en çok aranan kelime ilk Google, sonra Facebook, sonra Instagram. Bu şu demek oluyor, insanlar zaten Google'a girmek için de yazıyor. Dolayısıyla Google'ı etkili kullanmak aslında bizim için kritik. Şöyle birazcık bahsedeyim, etkili kullanmaktan kastım. Aslında mesela bir arama yaptığımızı düşünüyorum Google'da. Arama yaparken bir kelime yazalım, mesela kadın hakları diye yazdığımızda Google bize hem kadının hem hakları kelimelerin geçtiği aramaları gösterir. Biz bunu eğer şöyle tırnak içine aldığımızda kadın haklarının beraber geçtiği haberleri bir yandan gösterir. Bu bize aslında aradığımız konuları ya da spesifik şeyleri daha niş sitelerde ya da daha birlikte bulmamızı sağlar. Dolayısıyla arama yaparken birazcık dikkat etmemizde fayda var bu çift tırnağı kullanmak. Aradığımız kelimeleri çift tırnak içinde yazarak. Peki bir yandan da bu aramayı yaptık. Google'ın üst tarafında aslında bir takım araçlar diye bir alan var. Burada biz bu aramamızı daha spesifik hale getirebiliriz. Zaman aralığı belirleyebiliriz. İstersek diyebiliriz ki son bir yıl mesela kadın cinayetleri ile ilgili bir arama yapalım. Yine tırnak içine aldım. Ve geldim dedim ki kadın cinayetleriyle ilgili son bir yıllık aramalara bakayım dedim. Ve dolayısıyla bu aramaların daha spesifik hale getirebiliyorum. Bu ayarlar kısmını birazcık daha kurcalarsak Google'ın aramalar kısmında. Bir yandan da belli başlı sitelerin içinde arama yapabiliriz. Mesela meclisin sitesinin içinde bir yasa tasarısı aramak istiyoruz ya da belli başlı konuşmaların geçtiği kelimeler aramak istiyoruz. Hani meclisin sitesi çok aramalar için çok kullanışlı değil ama geliştirmeye de çalışıyorlar. O kısımda da yapacağımız şey şu, arama motoruna aramak istediğimiz siteyi yazıyoruz. Meclis sitesinin içinde ben çocuk hakları geçen kelimeleri aramak istiyorum deyip Enter'a basıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi meclisin sitesinde şuradan pardon araçlardan şey sıfırlayıp yapalım. Şu an gördüğünüz gibi meclisin sitesinde çocuk hakları geçen kelimelerin olduğu yasa tasarıları, kanunlar hepsini buradan görebiliyoruz. Yine aynı şekilde araçlardan gelip de bunun zamanlarına da bakıp aradığımız hak mücadelesine dair bir takım kelimeleri buradan arayabiliriz. Bir yandan da aslında Google'da bu arada çok fazla ayrıntılı arama yöntemleri var. Mesela bir tanesi de şu, bir konu arıyorsunuz. Yine aynı şekilde ya da kadın cinayetlerine dair bir yine çalışma yapıyorsunuz kadın hakları konusunda. Ama istiyorsunuz ki bu çalışmada kadın cinayetleri aramanda Özgecan cinayetiyle ilgili şey olmasın, haber olmasın. Çünkü bunun sürecinin dışında bir arama yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla
Burada da yapacağınız şey oraya eksi işareti koymak. Ya da ben hani bu aramadan sonra da şu çıkıyor. Kadın cinayetleri ilgili haberler çıkıyor fakat özgecan kelimesinin içinde barındırmayan haberler çıkıyor. Bunu daha spesifik hallerde yapabilirsiniz. Ben mesela daha ağırlık bir çalıştığım alanda girişimcilik çalışıyorum. Girişim çalışıyorum. Girişim yazdığım zaman genelde darbe girişimiyle ilgili şeyler çıkıyor. Ama eksi darbe dediğim anda artık girişimlerle ilgili haberler çıkacak gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu aradığınız kelimenin sonuna eksi koyduğunuz zaman bu daha aramanızı spesifikleştirebiliyorsunuz. Google bu basit formüllerin dışında zaten kendi içinde de bir advanced search yani ayrıntılı arama alanı var. Bu ayrıntılı arama alanında da aslında bunların hepsini buradan ayarlayıp planlayabiliyorsunuz. Hani hatta isterseniz burada aradığınız dosya türleri ne kadar yani bir meclisin sitesinde bir şey arıyorsunuz belki oradaki PDF'leri de arayabilirsiniz ya da farklı farklı dosya formatlarında haberleri arayabilirsiniz. Dolayısıyla bu advanced search aslında bu yaptığımız şeylerin daha kapsamlı hali gibi düşünebilirsiniz. Bir yandan Google dediğim gibi bize çok fazla aslında veri veriyor. Çünkü hepimiz Google'da arıyoruz ve Google'u çok kullandığımız için. Bir diğeri Google Trends. Google'daki aramalar trendlerini gösteriyor bize. Şöyle ki, yani buraya girdiğiniz zaman mesela Türkiye'yi seçelim şuradan. Trend olan aramalara girelim. Buradan gelip Türkiye'yi seçelim. Şu an Türkiye'de günlük arama trendlerine baktığımızda kullanıcıların en çok aradığı kelimeler şunlar. Ya da gerçek zamanlı olarak baktığımızda benzer bir şekilde şu an insanların en çok aradığı şeyler bunlar. Bu bize aslında gündeme dair insanların neyi aradığını gösterebilir. Yani bir yandan şöyle düşünün, bu verdiği verileri anlamlandırmak için mesela kadın hakları ile ilgili bir aramalara bakalım. Google Trends'in içinde. Kadın hakları diye yazdım. Bana Türkiye'de, yani bunu ülkeye göre değiştirebilirsiniz, başka ülkede yapabilirsiniz. Zaman aralığı belirleyebilirsiniz. Bu zaman aralığında bu kelimenin mesela 5 yıla bakalım en çok arandığı zamanları gösteriyor. Bu aslında mesela kadın hakları çalışan örgütler için de medya taraması yaparken insanların neyi ne zaman aradığına bakmak için de ilginç veriler verebilir. Hangi zamanlarda mesela en çok aranmış bir kelime, hangi zamanlarda, hangi şehirlerden daha çok aranmış Türkiye'de ve aslında o kelimeyle ilgili sorgular. Baktığınızda kocanın kadın üzerinde hakları, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajları, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü gibi bir yandan da insanların bu kelimeyle birlikte neler aradığını gösteriyor. Ya da bunları farklı farklı kıyaslayabilirsiniz. Mesela kadın hakları, kadın cinayetleri diye arama var mı diye bakalım bir yandan ki vardır muhtemelen. Baktığınızda kadın cinayetlerine dair de arama bir şekilde paralellik gösteriyor. Şunu kaldıralım. Şimdi sadece cinayet veri kısmına bakalım. Mesela kadın cinayetleriyle ilgili aramalara bakalım. Yine baktığımızda mesela ilginç şekilde en çok Düzce'de aranmış, sonra Afyon'da, sonra Eskişehir'de. Kadın cinayetleri 2019, 2018 kadın cinayetleri, kadın cinayetleri sözleri çok ilginç şeyler. Emine Bulut gibi. Bir yandan da bunlar aslında size çalışma alanınıza dair kullanıcıların neyi aradığını düşünmemize yarar. Mesela mülteciler üzerine çalışan kurumlar hani biz aslında hani mülteci demeyi tercih ediyoruz ama baktığımızda aramalarda insanlar tercih ettikleri şey Suriyeli demek. Gördüğünüzde kıyaslamayı da anlayabiliyorsunuz. Kırmızı olanlar insanların Suriyeli diye araması. Ve bu iki kelimenin ayrıntılı aramalarına bakarsanız hangi şekilde kimler nasıl arıyor vesaire gibi farklı farklı da bize bilgiler veriyor. Yani dolayısıyla Google Trends aslında kullanıcıların aradıkları kelimeleri ve nasıl aradıklarını ve o kelimeyle neyi aradığına dair bize ilginç bilgiler verebiliyor. Çalışma alanınıza göre bunları biraz kurcalamak, bunun üzerinden izleme raporları yazmak,
ilginç olabilir. Özellikle biz işte Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nden bir arkadaşımız var, Mehmet Kütkütü, bir kısmı ıslanıyordur. Onunla beraber aslında bir takım eğitimlerde de bunun üzerine çok konuşmuştuk. Hani bu Suriyeli mülteci ya da mülteci kelimesiyle neler arandığına bakarak acayip aslında cinsiyetçi aramalarında olduğunu fark edebilirsiniz. Peki Google Trends böyle bir yandan bize aramalarımızı kolaylaştırıyor, işimize yarar bilgiler veriyor. Bir de Google Alerts diye bir şey var. Belki bir kısmınız kullanıyor olabilir ama kullanmayanlar için aslında çok yararlı bir araç Google Alerts. Bu aslında bizim aradığımız kelime ya da kelime gruplarını bizim istediğimiz zamanlarda bize yollayan bir medya takip programı gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben şeyi kurmuştum, çocuk hakları diye bir kurdum Google Alerts'e geçen gün. Mesela çocuk haklarıyla dair geçen haberlerin hepsi bana istersen günlük, istersen haftalık olarak bu şekilde geliyor. Bu çalıştığınız alana dair bir takım nefret söylemlerini de buraya ekleyebilirsiniz. Medyada mesela nefret söylemi üzerine çalışma yapıyorsanız ya da çalıştığınız alandaki bir takım olguları ya da kelimeleri de buraya ekleyebilirsiniz. Google Alerts de bu anlamda oldukça kolay bir bizim Google'ı taramak için işe yarar bir yöntem sunuyor. Kenan, çok kısa araya girebilir miyim Twitter'a geçiyorsun diye. Google'la ilgili bir soru geldi. Belki şu anda yanıtlamak daha iyi olabilir. İlgili konular kısmına da değinebilir misiniz? İlgili konuları Google neye göre belirliyor demiş katılımcımız Uma. Hemen bakalım, göstereyim. Bu arada biraz hızlı gitmeye çalışıyorum çünkü anlatacak çok araç olduğu için çok şey yapmamaya çalışıyorum ayrıntıya. Ama mesela mülteci diye bakalım. Mülteci aramasında. Bu arada son 5 yılda baktığımızda en yoğun aramalar Şubat 2020 zamanı gerçekleşmiş. Yanlış hatırlamıyorsam bu sınırların açılması zamanına denk geliyor diye düşünüyorum. İlgili sorguları soruyor diye anlıyorum arkadaşın sorusunu. Bu ilgili sorular aslında Google'da mesela insanlar en fazla Avrupacı mülteciler diye, Avrupa mülteci diye arama yapıyor. Yani mülteci kelimesiyle beraber neyi aradığını aslında burada ilgili sorular ekliyor. Ya da Konya mülteci, Kanada mülteci başvurusu, mülteci akını. Bu gittikçe Çanakkale mülteci haberleri, mülteci penguen Twitter gibi ilginç ilginç şeyler var. Mülteci İngilizce. Bakalım farklı değişik bir şey çıktı. Mülteci Hakları Merkezi mesela. Mülteci Hakları gibi. İlgili sorguları Google dediğin gibi zaten o kelimeyi arayanlara bazen de altta bir takım öneriler sunuyor biliyorsunuzdur. Hani bunu mu demek istediğiniz gibi ya da sayfanın en altında sunduğu şeyler gibi. Oralara yani kastım şu. Mesela en altta mülteci ilgili aramaları zaten Google Trends üzerinden direkt gösteriyor. Aslında buna göre belirliyor Google Alert. Umarım cevap verebilmişimdir diye düşünüyorum. Cevap veremediysem de belki soracağı kısmında ayrıntılı konuşuruz. Bir yandan da şimdi Google bizim için çok önemli bir mecra. Yani önemli olması sebebi Google hayranı olduğum için değil. Arda muhtemelen zaten güvenlik ile ilgili kısımda biraz değinecektir bu kısımları ama hani sunduğu imkanlar açısından bize çok kolaylık sağlıyor. Ama bir yandan da Twitter'da aslında takip için bize çok yararlı sistemler şey yapabiliyor, gösterebiliyor. Mesela Twitter. Twitter dediğimiz anda aslında çok hızlı bilgi akışında olduğu bir yer. Twitter'da eğer Twitter listeleri kullanmıyorsak Twitter'da bilgiyi takip etmek oldukça zor. Dolayısıyla Twitter'da bir takım listeler oluşturabiliriz. Mesela ben insan hakları izleme diye bir Twitter listesi oluşturdum. Ve buraya bu alanda bir takım paylaşımlar yapan, veri paylaşan ya da bilgi belge paylaşan kişi ya da aktörleri ekledim. Dolayısıyla bu listeye girdiğim anda bu alanda kimler neler paylaşıyor, hangi tweetleri attığını görebiliyorum. Ve dolayısıyla da daha bilgiyi takip etmek açısından da bana kolaylıklar sunuyor. Aksi halde Twitter'daki bu hızlı zaman kısmından bir şeyi bulmak ve takip etmek beni hayatımı zorlaştırırdı. Dolayısıyla çalışma alanınıza göre bir takım listeler yapabilirsiniz. Mesela çalıştığınız alana dair çalışan kurumlar. Ya da buna dair bir takım kamu kurumları paylaşımlara bakabilirsiniz. Ya da milletvekilleri özellikle çalıştığınız alanına dair bir takım soru önergeleri veren ya da bu alanla destek olmaya çalışan politikacılara dair listeler yapabilirsiniz. Bu aslında listeler özellikle Twitter'da oldukça
işe yarar bir şey. Benim bir takım farklı farklı listelerim var. İşte gazetecilerden oluşan, akademisyenlerden oluşan, sivil toplum kuruluşlarından oluşan. Çok basit de listeyi nasıl belirlediğinizi, şey yaptığımızı, eklediğinizi söyleyeyim. Bir profile giriyorsunuz. 3 çizgiyi tıklıyorsunuz en yukarıdan. Liste ekle ya da çıkar. Add remove from list diyorsunuz. Sonrasında ya var olan liste ekleyebilirsiniz ya da yeni liste oluşturup, create new list deyip bunu isterseniz dışarıya açık, isterseniz dışarıya kapalı da yapabilirsiniz. Yani bu listeyi isterse benim mesela bazı listelerim dışarıdan insanlar takip edebilir ya da sadece de ben görebileceğim listelerde olabilir bu Twitter listesi anlamında. Bir yandan da TweetDeck var. Bu TweetDeck de aslında Twitter'ın ücretsiz bir uygulaması. Twitter'ı daha takip etmek, özellikle Twitter'dan da bilgi akışı hızlı oluyor. Hak temelli mücadelelerde, hak temelli yaklaşım sergilen takım sivil toplum kuruluşları özellikle Twitter aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Bu TweetDeck de aslında Twitter ekranını böyle sütunlara, kısımlara bölüyor. Buraya da gelip listenizi ekleyebilirsiniz. Mesela ben şu en baştaki kısma sivil alan diye oluşturdum. Twitter listesini ekledim. Ve buradan da bu alandaki bütün paylaşımları görebilirim. Ya da Google'da olduğu gibi Twitter'da da belli başlı kelimeleri burada arayabilirsiniz. O kelimelerin paylaşıldığı tweetleri görebilirsiniz. Mesela çocuk hakları diye hemen bir arama oluşturdum. Çocuk hakları ile ilgili paylaşılan bütün tweetleri ben buradan görebilirim. Bunları istersem birazdan anlatacağım programlarla Google Drive yani Excel'e ya da bir sheet'e arşivleyebilirim. Şimdi bir takım kolaylaştırıcı araçlardan bahsedeceğim. Biri IFTT. Bu aslında birazcık internetteki yapılan, yani internetteki araçların birbiriyle ilişkisini sağlıyor. Çok fazla seçeneği var ama ben bunu şu tarz şeylerde kullanıyorum. Mesela bir kampanya yapacağım. Bir hak temelli sivil toplum kuruluşu için. Kampanya için oluşturduğum hashtag'i gelip IFTT'de planlıyorum. Burada bir receipt deniyor buna. Bir şey oluşturuyorsunuz. Reçete oluşturuyorsunuz. Diyorum ki IFTT'ye Twitter'daki şu kelime ya da şu kelime gruplarının paylaşımları olursa bunu direkt Google'daki benim Google Drive'ımdaki Google Excel sheet'ime arşivlediyorum. Bunun gibi aslında bir takım aramalara, Twitter'daki medya takibine sizin hayatınızı kolaylaştıracak bir araç. İçine girerseniz aslında farklı farklı seçenekleri de var. İşte bir web sitesine haber girdiği zaman bana o web sitesindeki haberi mail at. Ya da işte bir not uygulaması var, Evernote. İşte şu siteye haber girerse benim Evernote'umu ekle gibi. Aslında internet dünyasının birbiriyle ilişkisini sağlayan bir araç bu IFTT. Biraz kurcaladıkça yaptığınız çalışmaları kolaylaştırmaya yönelik bir takım şeyler faydasını göreceğinize eminim. Ben birçok şeyde kullanmaya çalışıyorum bunu. Özellikle Twitter taraması için ideal bir araç. Twitter'daki kelime ya da kelime gruplarını özellikle bir Excel'e arşivleyip sonrasında onları inceleyip üzerinden bir takım infografikler ya da bir takım raporlar yazabilirsiniz. IFTT benzer şekilde bir de Microsoft'un bir şeyi var. Microsoft Flow. Bunlar aslında hayat kolaylaştıran araçlar gibi deniyor. Bir takım ilişkiler sağlıyor. Yine benzer özellikler de gösteriyor Microsoft Flow, IFTT gibi. İçine girerseniz de işinize yarayacağını düşündüğünüz bir takım yöntemleri kullanabilirsiniz. Şimdi çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Bir diğeri, şimdi hani Google'u aradık, Google'u kontrol edebiliyoruz. Medyada Twitter'ı kapsamlı bir şekilde raporlayabiliyoruz. Bu arada bu anlattığım şeyler ücretsiz araçlar. Hani ücretli araçlara baktığımız zaman Facebook, Instagram'ın raporlanmasına yönelik de, yani taranması yönelik de farklı farklı araçlar var. Bir diğeri aslında web sitelerini takip etmek için. Mesela benim en çok kullandığım programlardan biridir Feedly. Feedly şu. Hani normalde gün içinde bir takım sitelere, web sitelerine giriyoruz. Haber okumak ya da bilgi erişmek için. Feedly aslında bu siteleri size kategorize ediyor. Ve o sitelere haber girdiği anda size burada o şekilde gösteriyor. Mesela insan hakları izlemesine yönelik ben bir takım web sitelerini ekledim. Gördüğünüz gibi mesela insan hakları izlemesine yönelik web sitelerine haberler girdikçe mesela TÜİ'yi ekledim buraya. TÜİK özellikle veri yayınladığı zaman da bu verilere ulaşmak için. Bunları buradan takip edip ilgimi çekiyorsa direkt ana sayfa web sitesine gidebiliyorum. Ya da işte benzer bir şekilde benim mesela çevre konusunda bir listem var yine Feedly'de.
bu alana eklediğim bir takım web siteleri var işte. Bu alanda çalışan kurumlar, yerel kurumlar, uluslararası kurumlar. Ben bu web sitelerini bu feed'in içine ekliyorum. Sonra buraya geldiğim zaman bilgisayardan ya da mobilden bu sitelerdeki girilen haberleri rahatlıkla takip edebiliyorum. Tek tek oraları girmek yerine burada bu bilgiye erişmiş olabiliyorum. Bu da Feedly'de aslında web'i takip etmek için, özellikle web sitelerinin, belli başlı web sitelerini takip etmek için önemli bir şey. Kolaylaştıran bir araç. Peki, web demişken de şimdi web siteleri, web.archive.org diye bir site var. Bu aslında bize web sitelerinin geçmişteki hallerini gösteriyor. Mesela Sivil Toplum Geliştirme Merkezi için bakalım. Sivil toplum kuruluşlarını güçlendirmeye çalışan, çok süredir çalışan bir kurum STG biliyorsunuzdur. Mesela STGM'nin sitesine bir araştırma yapmak istiyoruz. Bu belki bir haber web sitesi de olabilir. Girip STG'nin sitesinin geçmişteki hallerini, mesela 2011'deki halini görmek istiyorum. Ana sayfasını ya da bir halini. Buraya geldiğim zaman bu web archive siteyi eklediğimde o halini görebiliyorum. Bu aslında daha çok medya taramasında hani geçmişte mesela 10 yıl önceki belki haber sitelerinin ana sayfasını görmek, onların gündemlerine bakmak için aslında bize oldukça kolaylaştıran bir araç. Bir gördüğünüz gibi işte STGM sitesinin o zamanki ana sayfasını buradan görebiliyorsunuz bu web archive. Bir yandan da bu web archive'da yine bir siteyi de kaydedebiliyorsunuz. Şöyle ki mesela bir haber okudunuz Bir Gün Gazetesi'nde ya da herhangi bir gazetede. Bu haberi arşivlemek istiyorsunuz. Çünkü belki erişim yasağı gelebilir. Ya da bu haberi bir gün kaldırmak zorunda olabilir. Gelip buraya yine web archive'da sağ kısma Save Page Now diyorum. Sayfayı kaydettiğim anda artık bu şey sayfa bir hata verdi. Muhtemelen linkle ilgili. Bu sayfada artık internette kaydedebiliyor. Mesela bir günü kaydedelim hemen. Şimdi bir günü zaten eski hallerini de gösteriyor bize. Gerekte şuradan da sayfayı bugünkü halinde kaydedebiliriz. Bu da dediğim gibi özellikle hani haber hataları olduğunu düşündüğünüz şeylerde web sitesini kaydetmek için de önemli bir araç. Yani bir takım yalan haber yapan ya da yanlış haber yapan siteler oluyor kimi zaman. Ama sonrasında hayır ben o haberi yayınlamadım diyor. Dolayısıyla bu haberin o anki halini kaydedersek bize de bir arşiv sunar. Bunlar birazcık izleme öncesine yönelik şeylerdi. Bir de izleme sırasında da bir takım araçlar kullanabiliriz. Mesela işte bir bilgi belge yayınladık ve bunu bir sitede yer almasını istiyoruz ama bir web sitemiz de yok. Medium.com diye bir blog sitesi var, blog alanı var. Gelip de içeriğinizi burayı da ücretsiz bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ben mesela bir takım eğitimlerde hazırladığım içerikleri buraya yüklüyorum. Sonrasında da katılımcılara bu sitenin linkini iletiyorum ve insanlar da buradan bilgi ve belgeye ulaşabiliyor. Ücretsiz bir alan. Yani siz de mücadele sırasında bir çalışma yaptınız, hak temelli mücadelenizde bir rapor yayınladınız. Bunu buraya koyup yaygınlaştırabilirsiniz ya da işte bu konuya dair hazırladığınız bir blog yazısını. Bir diğeri de aslında Medium'la benzerlik gösteriyor. Medium gibi ama bu anonim şekilde bir bilgi yayınlamak için telegraph.ph diye bir araç. Bu Telegram'ın aracı yanlış hatırlamıyorsam. Telegram'ın oluşturduğu bir araç. Burada geldiniz mesela bir içerik oluşturacaksınız. Bir rapor hazırladınız. Bu rapora dair görüşlerini belirlediniz. İşte bir şeyler yazdınız. İşte bununla ilgili kaynakları eklediniz. Sonrasında publish dediniz. Bu arada Telegraph'a girmek için herhangi bir kullanıcı adı şifre yok. Ben direkt siteyi açtım ve bir içerik yayınladım. Şu an bu yayınladığım içerik paylaştığım linkten herkese erişilebilir durumda. Ama bunu kimin yayınladığı, ne zaman, nerede yayınladığını kimse bilmiyor. Dolayısıyla bir takım anonim bir içerik yayınlamak istiyorsanız, hani bir rapor yayınlamak istiyorsanız özellikle bu Telegram bize hayatımızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Şu da telegram.ph diye. Buradan istediğiniz gibi bir takım içerikler yayınlayabilirsiniz. Birazcık bir yandan da
Mesela işte bu Telegram diye bir şeyde ya da Medium'da içeriklerinizi yayınladınız. Bitly diye bir link kısaltma servisi var. Bu da bize aslında paylaştığınız linkleri insanlara söylemek için akılda kalıcı linkler oluşturur. Mesela bir çalışma yapıyorsunuz. Çalışmanın sonunda dediniz ki benim hazırladığım her şey bit.ly/etkinizwebinar2020 adresinden erişilebilir. Dolayısıyla da Bitly'de linkleri kısaltmaya yönelik bir araç web URL'lerini. Mesela şu içeriği sizlere söylemeye kalksam URL'si çok uzun bir içerik. Ama Bitly'de gelip URL'yi gelip de şu son kısmı customize edebiliyoruz. Şöyle diyebiliyorum. Sonrasında da bu linki sizlerle paylaştığımda da sizler de bu içeriğe ulaşabilir oluyorsunuz. Bitly'de link kısaltma servisi. Özellikle de bize o bir izleme raporu yayınladınız. İzleme raporunun kaç kişi tarafından tıklandığını ya da bu raporu tıklayanlar nerelerden gibi bize ayrıntılı da bilgi veriyor. Mesela şöyle ki hani bir link kısaltmıştım. Link salt, bu linki kaç kişi nereden tıklamış, e-mail mi ya da farklı yerlerden mi? Bu da bize aslında oldukça önemli bilgiler veriyor. Şöyle ki bir rapor yayınladınız, raporunuza bir Bitly linki verdiniz ve sosyal medyadan, web sitenizden, mailinginizden yaydınız. Sonrasında baktığınızda en çok nereden tıklanma aldığınızı görebiliyorsunuz. Birkaç tane interaktif araç var. Bu arada da hem Pelin'e belki bir nefes arası verebiliriz diye. Bir çalışma yapıyorsunuz insanlarla beraber. Bu webinar da olabilir ya da ileride yüzde bir çalışma da olabilir. Mentimeter ve Kaup diye iki tane interaktif araç var. Mesela şimdi sizlerden cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan menti.com'a girmenizi isteyeceğim. Hemen ben şeyimi açayım. menti.com'a girip şu kodu yazıp sizden web ve sosyal medya üzerinden insan hakları izleme yaparken ne gibi dijital araçlar kullanıyorsunuzu cevap vermenizi istiyorum. menti.com'a giriyoruz cep telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan. Telefonumuzda Zoom açıksa da onu kapatmadan yine browser'a girebiliyoruz bu arada. Orada size iki tane yanlış hatırlamıyorsam alan var, iki ya da üç tane. Web ve sosyal medya üzerinden insan hakları izleme yaparken ne gibi dijital araçlar kullanıyorsunuz diye sordum. Bakalım sizlerden gelen cevaplar neler olacak. Mentimeter'da da bu tarz insanlardan bilgiler aldığımız çalışmalar yapabiliyoruz. Pardon Pelin. Mesela bazı arkadaşlar Google Alert kullanıyormuş. Google Search varmış. Site içi aramalar, işte Twitter. Gördüğünüz gibi aslında böyle kelime cloud'ları oluşturabiliyoruz bu Menti'de. Bunu mesela canlı eğitimlerde katılımcılardan bir konu hakkında fikir almak, yorum almak ya da değerlendirme almak için kullanabiliriz. Ya da devam ediyorum. Bir soru daha soracağım şimdi. Bunu geçip de. Şimdi peki bu da Arda'ya konuşmak için malzeme olsun diye sordum. Mesela sizce Zoom, yani şu anki webinar için kullandığımız araçla Zoom ile görüşme yapmak güvenli mi diye bir soru sordum. Sağ altta da bu ankete kaç kişinin katıldığını görebiliyorsunuz böyle. Şu an 15 kişi katıldı. Evet Arda, herkes sabırsızlıkla seni bekliyor diye anlıyorum şu an. Zoom'un güvenli olup olmadığını cevaplamak için, karar vermek için. Mentimeter'da bu tarz interaktif çalışmaları yapmak için bize oldukça kullanışlı araçlar, sorular ekleyebiliyor. Bir diğeri Kaout. Mentimeter'le benzerlik gösteriyor ama burada daha ağırlıklı gamification, yani bir oyunsallaştırmanın çok olduğu bir şey. Yani daha çok insanlara aynı anda bir konu üzerinde sorular sorup ve bir yarışma gibi düzenleyebiliyorsunuz. Vakit kaybetmek açısından bunda örnek yapmadım ama aralarındaki fark Mentimeter'la Kaout arasında en önemli fark şu. Mentimeter'da ben size az önce ekranı açmadan siz o ankete katılamazdınız. Ama Kaout'ta ben size diyebilirdim ki işte şu linke gidin ve şu pini yazdıktan sonra soruları cevaplayın. İlla ekranım açık olmak zorunda değildi.
Ama bu da oldukça keyifli bir uygulama. Özellikle bir konu hakkında insanların bilgisini ölçmek için çok işe yarar. Bir takım aslında bir de form araçları var. Eminim hepimiz farklı farklı şeyler kullanıyoruz. Mesela bir anket çalışması ya da bir izleme çalışması yapıyoruz. İşte en çok kullanılanlar arasında Google Form, JotForm, Typeform, SurveyMonkey gibi araçlar var. İnsanlardan bir bilgiyi almak ya da kimi zaman kayıt almak için. Bunlar da aslında bizde insanlarla yaptığımız araştırma çalışmalarında, izleme çalışmalarında çok işimize yararlar. Bunların hepsinin içinde direkt bir takım mail bültenlerine entegrasyonları var kullandığımız mail bülteninde ya da insanlara işte formunuzu cevap aldık işte deyip otomatik cevaplar dolu ediyorsunuz ya da bir takım hızlıca infografikler işte oluşturabiliyorsunuz kendi içlerindeki özellikleriyle. Infografik demişken de aslında infografik deyince neyi kastettiğimi şuradaki siteden birkaç örnekle göstereyim. Aslında bizim oluşturduğumuz izleme raporları ya da bir takım raporların daha görsel hale getirilmiş ve işte insanların daha anlayacağı bir tarzı çevirdiğimiz bir hali, büyük sayıların daha büyük görsellerin olduğu bir tarz diyebiliriz infografiye. Mesela bu 2012 yılında Bilgi Üniversitesi'nde benim de parçası olduğum bir ekip tarafından yapılmış gençlik araştırması. Bu araştırmanın zaten bir kitabı var ama daha politika savunuculuk yaparken bu kitabı götürüp onların bir milletvekili okumasını beklemek kimi zaman çok mantıklı olmuyor. Dolayısıyla biz de bu tarz bir infografik hazırlayıp bunu savunuculuk faaliyetlerimiz arasındaki bir etkinlik olarak düşünüp onları iletmiştik. Bu infografik hazırlamak için de farklı farklı araçlar var. Bunlar web tabanlı çalışan oldukça kolay araçlar. Çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama en çok kullanılanları sizin için buraya yazmak istedim. Pictochart biri. Bir diğeri Infogram. Infogram'ın içinde hatta bir canlı grafik hazırlayıp web sitenize de canlı olarak bu veriyi gömebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Ya da Easly. Ya da bir çoğumuzun duyduğu bir şekilde ya da duymayanların da çok hızlıca öğrenebileceği tasarım aracı Canva. Canva'nın içinde de basit infografikler oluşturulabilir. Bu araçların kullanımına dair çok ayrıntıya girmedim ama etkiniz bu alanlarda da destekler verdiğini biliyorum. Eğer hani bir izleme çalışmanızın çıktısını daha görsel hale getirmek istiyorsanız etkiniz ekibiyle bu konuda iletişime geçebilirsiniz. Ben pası alıp buradan çok kısa o zaman konuşayım Kenan. Aynen dediğin gibi desteklerin içerdiği bütçe kalemlerinden birisi de bu dijital araçların üyelik giderleri. Dolayısıyla etkiniz desteklerine başvururken Kenan'ın anlattığı dijital araçların, ücretli olanların üyelik giderlerini de talep edebilirsiniz. Birkaç interaktif araç göstermek istiyorum. Bu yaptığımız çalışmalar özellikle duyurmak ya da işte kalıcı hale getirmek için. Biri mesela StoryMap. Şu diğer sekmelerimi hemen bilgisayarımdan kapatayım. Bu StoryMap aslında bir süreci hikayesini oluşturmak için önemli bir araç. Hemen bir örnek göstereyim ki size aklınızda canlansın. Mesela Washington Post bir çalışma yapmış. Gördüğünüz gibi bir harita üzerinde bir süreci anlatıyor. O noktada ki yerlere bazen video, bazen fotoğraf koyabiliyorsunuz. Aslında arayüz olarak da şöyle bir araç. Bir hikayeyi özellikle yılı yıl anlatmak için, bölgesel ve zamansal değişen bir süreci anlatmak için. Mesela Türkiye'de ayrımcılığa uğramış bir grubun sürecini, hayatını yıllar yıl değişen göçleri göstermek isterseniz oldukça işe yarar bir yöntem StoryMap. Bu Nightlab diye bir üniversitenin açık kaynak kodlu araçları. Bir diğeri Timeline, yine aynı üniversitenin oluşturduğu araçlardan. Bunda da az önceki aslında hem zamansal hem de lokasyon bazlı bir süreci anlatıyordu. Timeline'da sadece zamansal bir süreci anlattığınız bir şey. Mesela bir süreç hakkında bir
rapor hazırladınız ve raporu bu şekilde görsel hale getirip bunu web sitenize koyabilirsiniz. Ya da bu linki sosyal medya hesaplarınızdan paylaşıp hazırladığınız izleme çalışmasının zaman, yani bir zamansal bir süreci varsa insanlara anlatmanıza yarar. Bir diğeri Jax Tops. Bu da özellikle çevre mücadelesi yapan kurumlar için çok işlevsel olduğunu düşündüğüm bir araç. Mesela iki tane fotoğraf çektiniz bir yerin bir yerden. Bu işte yukarıdan da olabilir uydu fotoğrafı ya da bayağı normal çektiğiniz fotoğraf da olabilir. Öncesi sonrası çalışmaları için gördüğünüz gibi oldukça işlevsel bir araç. Yani işte çevre mücadelesi yapıyorsunuz işte Kaz Dağları'nda. Oradaki bir alanın fotoğrafını çektiniz 15 yıl önce. Şimdi kalın çekip insanlara bakın aslında böyleydi, şu an böyle oldu diyebileceğiniz bir araç bu da. Jaxpos. Bir diğeri Sansti. Bu da özellikle bir şeyi hikayeleştirmek için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz çok okumayı seven bir topluluk değiliz. Genelde okuma alışkanlığımız oldukça kısa. Dolayısıyla videolar ya da interaktif materyaller çok işimize yarıyor. Mesela bir şey okuyorsunuz. Ben hemen şu ekranımı tekrar paylaşayım ki sessiz de alın. Mesela bir şey okuyorsunuz şu an. Gelip de buraya. İçeriğin içine ses ekleyebiliyorsunuz. En güzel şeylerinden biri bu. Bu da özellikle çok işe yarayan bir araç diye düşünüyorum. Bir de birkaç bir şey daha söyleyip artık yavaştan Arda'ya vermek istiyorum sözü. Çok pardon. Tamam. Yaptığımız işi yaygınlaştırmak için sosyal medyayı etkili kullanmamız lazım. Özellikle son zamanlarda dijital dünya farkındaysanız hepimizi çok da kullandığı bir yer. Sosyal medya kullanımımız bu süreçte de oldukça arttı. Bir takım teknolojik ihtiyaçlarınıza yönelik aslında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin şeyi var. Destekleri var. TechSoup Türkiye'de bir takım yazılım bağışları var burada. Aklınızda olsun. Google AdWords ya da Adobe ya da farklı mailing sistemlerine yönelik sivil toplum kuruluşları özelinde destekler sağlıyor. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Mailing önemli aslında. Hani yaptığımız çalışmalarda mail atmak hala kritik. Bir takım insanlar sosyal medya dışında mail almayı tercih ediyor. Mailchimp diye yani sadece tek dezavantajı Türkçe dilinin olmadığı oldukça kullanışlı bir mail bülteni hazırlama programı ve atma programı var. Aklınızda olsun. Bir de Inbox diye Türkçe bir mailing programı var. Yani mailing programında şu, elinizde 300-500 tane mail var. Arda değinecek. Tabii izinli, bizden mail almak isteyenlere yönelik bir mail. Bu maillere tasarlanmış mailler atmamı sağlayan programlar. Onun dışında da yaptığınız çalışmayı daha görünür kılmak için canlı yayınlar yapabilirsiniz sosyal medya hesaplarından. Ya da şu an yaptığımız gibi Zoom üzerinden katılımcılarla beraber tartışma yürüttüğünüz çalışmalar yapabilirsiniz. Ve iki tane de aslında yine kolay web tabanlı çalışan video aracı var. Bunları da eklemek istedim. Biri Lumenfy. Bir diğeri de Typito. Bunlarla da beraber yaptığınız çalışmayı daha görsel hale, videolu hale getirebilirsiniz. Ama ikisi de bir miktar ücret talep eden uygulamalar. Ama oldukça basit, içinde stok videoların, stok görsellerin olduğu programlar. Üzerlerine hızlıca metinler ekleyip çalışmanızı daha videolu hale getirebileceğiniz programlar. Bir tane hemen gösterebilirsem size. Şu çalışmamı göstereyim. Bir tane deneme yapmıştım çünkü. Basit bir tane çalışma yaptım ama birazcık uğraşırsanız çalışmanızı daha görsel, daha interaktif hale getirmek için basit videolar da oluşturabilirsiniz. Bir de son zamanlarda çok trend bir şey var. Podcast. İsterseniz de bir podcast serileri oluşturup Anchor üzerinden bu podcast'inizi Spotify, iTunes ya da Google
podcast'e yükleyebilirsiniz. Bu Anchor'da oldukça kolay, kullanımlı bir podcast aracı deyip artık ben ufaktan sözü Arda'ya vereyim istiyorum. Çünkü soru cevap içinde süreniz olsun. Kenan çok teşekkürler. Arda'ya geçmeden senin için de uygunsa soru cevabı da yine sonda, seninle ilgili soruları da sonda yönelteceğiz biz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında izleme çalışmalarının başından sonuna hani hem izleme kısmını hem yaygınlaştırma kısmını bize anlatan harika bir sunum oldu bence. Ve bunları çoğunlukla nasıl ücretsiz yapabileceğimizi anlatan bölüm oldu. Özellikle ilk bölümle ilgili hani herkes bilir işte örneğin basını takip etmek için büyük büyük şirketlerden böyle bir ajans takip hizmeti alınır. İnternette aslında bunların hem ücretsiz hem de arşive dönük, dilediğiniz kadar geriye dönük yapılabileceği bu taramanın, izlemenin Kenan'ın anlattığı sunumdan çıkardığımız derslerden biri oldu. Şimdi yine aynı sürecin nasıl güvenli yapılabileceğini dinlemek üzere de sözü Arda'ya bırakıyoruz. Merhabalar, teşekkürler Fırat. Arda, umarım benim anlattığım araçları hep kötülemezsin. Zoom kısmını hepimiz merakla bekliyoruz zaten. Aynen, kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi ben de önce bir ekranı paylaşayım. Evet, görmüyordum onu. Şimdi önce ben şu soruyu sorarak başlayacağım. Bu anlattığımız, Kenan'ın bahsettiği hizmetler gördüğünüz üzere ücretsiz çoğunlukla hizmet veriyor. Peki bu neden sizce? Google olsun, Facebook, Twitter, Instagram ve diğer birçok araç ücretsiz olarak hizmet veriyor. Çok klişe bir laf vardır. Bir ürüne ücret ödemiyorsanız oradaki ürün sizsiniz gibi bir durum söz konusu. İnternetin öz evladı diye adlandırdığımız Aaron Schwartz'ın şöyle bir sözü var. Bilgi güçtür. Fakat her zaman olduğu gibi bu gücü kendine saklamak isteyenler var. Yüzyıllarca dünyanın her yanında kitaplar ve dergilerde inanmış bütün bilimsel ve kültürel mirasın giderek daha fazlası dijitalleşiyor ve bir avuç özel şirket tarafından kilit altına alınıyor diyor. İnternetin öz evladı diye YouTube'da aratırsanız bu manifestonun filmini izleyebilirsiniz. Biraz, bugün aslında biraz mahremiyetten, gizlilikten bahsedeceğim sizlere. Bunun bir de dijital güvenlik boyutu var elbette. Dijital güvenlik dediğimiz şey de aslında biraz kişisel verilerden ve mahremiyetten giriyor. Ama dijitale geçmeden önce size aslında şu soruları sormak istiyorum. Yani eve girdiğimiz zaman kapımızı kapatıyoruz. Perdemizi kapatmadan doyunmuyoruz. Evimize bilmediğimiz, tanımadığımız insanları kendi çıkarları için kendi evimize davet etmiyoruz. Ama bunu dijital ortamda, elektronik cihazlarımızda gayet güzel yapabiliyoruz. Tanımadığımız biri ya da şirket sizin hakkınızda her türlü bilgiye sahipken, siz onun hakkında hiçbir şey bilmiyor, hatta bilgilerinizi nasıl verdiğimizi bile anlamıyoruz açıkçası. Peki bu durumda ne yapacağız? Ben de sizler için bunun durumun olmaması için, bunun gerçekleşmemesi için, dijital haklarımızı koruyabilmemiz için, dijital güvenliğimizi koruyabilmemiz için birkaç araçtan bahsedeceğim. Bunlardan ilki en çok kullandığımız uygulamaların başında geliyor zaten. Anlık mesajlaşma uygulamaları. Güvenlik sırasına göre burada sıralamayı yaptım. Signal adlı açık kaynak kodlu bir anlık mesajlaşma uygulaması mevcut. Bununla %100 güvenli, tabii ki internette %100 güvenli diye bir şey yoktur ama hani %99 güvenli, oldukça güvenli bir şekilde mesajlaşma yapmanız veya görüntülü veya sesli görüşme yapmanız mümkün. Ardından WhatsApp geliyor. WhatsApp güvenli mi diye sorabilirsiniz. Anlık mesajlaşma kısmında
şifreleme yaptığı için güvenli. Ancak bunun dışında WhatsApp'ta yazdığınız bir kelimenin, atıyorum bir ayakkabı yazdınız, Instagram açtınız, ayakkabı reklamları görmeye başladığınız gibi durumların olması gayet muhtemel. Yapılan anketlerde çoğu kişinin WhatsApp'ın sahibinin Facebook olduğu bilinmiyor. Arkada Facebook gibi bir güç, bilgi gücü varken WhatsApp'ın ne kadar olduğu, ne kadar güvenli olduğu elbette tartışılır. Aynı zamanda Telegram'ın Secret Chat bölümünü özelliğini kullanırsanız şayet bu da anlık mesajlaşma kısmında şifreleme yaptığı için oldukça güvenli mesajlaşma sağlayabilirsiniz. Canlı bağlantı kısmına gelelim. Bugünlerde virüsün aşısı çıktı mıdan sonraki en çok sorulan soru herhalde Zoom güvenli mi oldu? Zoom güvenli mi değil mi? Hadi önce ondan bahsedelim, sonra Jitsi'den bahsedeyim. Zoom diğer açık kaynak kodlu, pardon, diğer kapalı kaynak kodlu programlar gibi ne güvenli ne güvensiz. Evet, belki istemediğiniz bir cevap oldu ama açıkçası öyle. Şöyle, bununla ilgili ben tekrar bir ekran paylaşacağım. Bununla ilgili bizim derneğimizin dijitalgüvenlik.org web sitesinde bir yazımız var. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Burada Zoom'daki bir toplantınızı nasıl güvenli yapabileceğinizi bulabilirsiniz. Burada çeşitli ayarlar mevcut. Sanal arka plan kullanımı. Trollerden kaçmak şu anda en çok kullanılan konuşulan konulardan bir tanesi bu. Zoom'a giren troller, şifrelerimizin çalınması gibi durumlar söz konusu oluyor diyorlar. Zoom Booming adı verildi buna da. Ama bunların hepsi bizim şimdi güvenli dediğimiz uygulamalarda da başınıza gelebilecek şeyler. Örnek veriyorum. Meet.jitsi. Bu şu anda bütün dünyanın kabul ettiği en güvenli anlık canlı görüşme yapabileceğiniz uygulama. Ama buraya yani bir herhangi bir kayıt yapmanız gerekmiyor zaten. Etkiniz diye bir toplantı adı verdim. Ve bu gittikten sonra toplantıyı başlatabiliyorsunuz. Paylaşacağınız link de buradaki adres çubuğunda yazan link. Bunu arkadaşlarınızla veya toplantı yapmak istediğiniz kişiyle paylaştığınız takdirde direkt onlar da bu toplantıya girebilirler. Bu toplantıyı şifreleyebilirsiniz. Bu toplantıyı YouTube'a veya benzeri başka platformlara yayınlayabilirsiniz. Aynı Zoom'da yapıldığı gibi. Fakat ola ki bu toplantının linkini kopyaladınız, Twitter'da, Facebook'ta paylaştınız ve toplantıyı şifrelemediniz. Bu durumda merhaba Fırat. Bu durumda aynı az önce Fırat'ın yaptığı gibi ben Jitsi'deki toplantıyı şifrelemedim. Linki şu an olduğu gibi sizlerle paylaştım. Ve aynı Zoom Booming'in yaşadığımızı yaşadık. Yani aslında Jitsi'de hani güvenli değil diyebiliriz. Örnek için teşekkürler bu arada. Çok iyi oldu. Dolayısıyla yapmanız gereken, Zoom'u daha güvenli hale getirmeniz gereken işlemler dijitalgüvenlik.org web sitesinde yazılı. Burada yapmanız gereken bazı işlemler var. Örneğin Zoom'daki kişisel ID'nizi hiçbir şekilde paylaşmamanız ve daha sonrasında buradaki bütün toplantılarda ayrı bir şifre sorması gibi ayarlar mevcut. Aynı zamanda toplantıyı başlattıktan sonra Lockroom seçeneğine tıklarsanız da bu sefer şifreyi bilenler dışında kimse bu toplantıya giriş yapamayacak. Linke sahip olsalar da, toplantı ID'sine sahip olsalar da kimse toplantıya giriş yapamayacak. Bu da Zoom'u bir derece güvenli kalacak. Bu arada bu Jitsi'yi kendi sunucunuza kurma imkanınız da var. Bu sayede daha güvenli olsun derseniz
Örnek veriyorum, ben kendi JIT'ime sahibim. Kendi web sitemin adresinde, bir kendi sunucumda böyle bir JIT'im var. Daha özel, daha gizlilik gerektiren toplantılarını burada gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra e-posta güvenliği söz konusu. Bu nerede güvenli, bu nerede gerekli? Örnek veriyorum, sizin mesajlaşmanız gereken, mailleşmeniz gereken ama mailleşirken, o mail alıp gönderirken ki iletişiminde güvenli olmasını istiyorsunuz. Yani başka bir üçüncü tarafla bu mailleri görmesini istemiyorsunuz. Bunun için kullanabileceğiniz 3 tane araç var. Protein Mail, Start Mail ve Tutan Olta, bunlardan 3'ü. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar nasıl çalışıyor diye soracak olursanız şahit. Örnek Proton Mail'in çalışma yönteminden. Saniye. Programların adını tekrar alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler. Proton Mail, Start Mail ve Tutan Ota. Teşekkürler. Proton Mail şu şekilde çalışmakta. Örnek veriyorum, Bob Alice'e bir mail gönderecek. Bob'un göndereceği mail öncesinde Bob'un sunucusunda şifreleniyor. Bilgisayarında şifreleniyor. Ardından şifrelenmiş halde sunucuya gidiyor ve sonrasında bu şifre açılarak Alice'e ulaşıyor. Alice bu maili normal açık şekilde görebiliyor. Ama sunucu tarafında bu mail şifrelenmiş şekilde görünüyor. Dolayısıyla örnek veriyorum, Gmail kullandığınız takdirde böyle bir işlem söz konusu değil ve karşı taraf, üçüncü şahıslar buradaki mail içeriğinizi, ekteki dosyalarınızı görebilir. Aynı zamanda bu mail programları belli bir süre sonra mesajınızı, mailinizi karşı taraftan da silmenizi sağlıyor. Örnek veriyorum, ben Kenan'a bir mail gönderdim, bu bir gün sonra silinsin diyebilirsiniz. Bulut sunucu, dosyalarımızı, bilgisayarımızdaki dosyaları saklayacağımız, sakladığımız alanlardan bir tanesi. Bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Bulut sunucu dediğimiz şey, İngilizcesiyle cloud dediğimiz şey, aslında bir başkasının bilgisayarı. Dolayısıyla hiçbir şekilde bulut sunucular şöyle güvenlidir diye bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak kendi sunucunuza bir bulut sunucu kurma imkanınız var. Nextcloud ile veya diğer bulut sunuculara nazaran biraz daha güvenli olduğu söylenen yetkililer tarafından, yani yetkililerden kastım EFF gibi güvenilirliği test edilmiş platformlar tarafından, Mega Cloud'u kullanabilirsiniz. Güvenli olması amacıyla. Ama dediğim gibi hiçbir bulut sunucu güvenli değildir. Aksine bütün bulut sunucu dediğimiz şey aslında bir başkasının bilgisayarıdır. Koyduğunuz bütün özel dosyalar aslında bir başka birisinin bilgisayarındadır. Bunu her zaman aklınızda tutarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Web tarayıcısı Chrome yerine daha güvenli olması amacıyla Firefox veya Tor kullanabilirsiniz. Tor'un şöyle bir özelliği var. Aynı zamanda kendi içinde bütünleşik bir VPN tarzı bağlantı sağlıyor. Bu sayede bütün internet trafiğiniz şifrelenmiş halde internete çıkıyorsunuz. Alan motor olarak sizi izlemeyen arama motorları da var. Yani Google gibi, Bing gibi
Başka ne var? Yandex mesela. Yandex gibi aran motorları yerine sizi izlemeyen DuckDuckGo veya Starchpage kullanabilirsiniz. Bunların bir avantajı da özellikle İngilizce'de epey iyi sonuçlar vermesi. Aradığınız özellikle konu eğer bir akademik makale ise çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Çevrim içi dokümanlar konusunda ise Google Docs yerine Standard Notes isminde bir uygulama mevcut. Açık kaynak kodlu. Bilgisayardan, telefondan veya web üzerinden kullanabiliyorsunuz. Girdiğiniz bütün web sitelerinin adresinde, adres çubuğunda HTTPS uzantısının olması zorunluluk hali aldı artık. Bu sayede o web sitesini yaptığınız bütün işlemler üçüncü taraflar tarafından, internet şirketleri tarafından, Türk Telekom örnek olarak tarafından izlenemez halde olacaktır. Bu yüzden girdiğiniz web sitelerin, veri girişi yaptığınız web sitelerinde HTTPS uzantısının olduğuna mutlaka dikkat etmeniz gerekmekte. Ve girdiğiniz web sitelerinde siz isteseniz de istemeseniz de bazı bilgiler veriyorsunuz. Örnek olarak hürriyet.com.tr sitesine girdiğiniz zaman Facebook'a, Google'a ve diğer üçüncü parti araçlara bazı kendi kişisel bilginizi veriyorsunuz. Bunlar ne olabilir? Bir defa kullandığınız tarayıcı, ekran çözünürlüğünüz, IP adresiniz. Eğer Google tarafından izleniyorsanız ki muhtemelen, yaşınız, cinsiyetiniz, ilgi alanlarınız gibi benzeri bütün bilgiler zaten girdiğiniz web sitelerine de gidiyor. Bunun önüne geçmek için FFN'in Privacy Baggage ismindeki eklentisini kullanabilirsiniz, kullanmalısınız. Peki bu saldırılar nasıl yapılıyor? Öncelikle şifre kırma programları kullanılıyor. Basit şifreleri deneme yoluyla kıran bir sürü program mevcut. Bunlarla yapılıyor. Kamuya açık internet bağlantılarıyla yapılıyor. Şu an kapalı fakat kafelerdeki örnek olarak bağlandığınız internet bağlantılarıyla yapılıyor. Şifrelenmemiş bağlantılarla yapılıyor. Keylogger gibi araçlarla yani klavyede bir şey yazdığınız zaman bunu otomatik kaydeden, otomatik mail atan araçlarla yapılıyor. Basit şifreler işin en olmazsa olmazı zaten tahmin edilebilir şifreler, doğum tarihi, plaka gibi şifreler kullanılması saldırılarda en çok denenen yöntemler. Ve sosyal mühendislik yöntemleri mevcut. Örnek veriyorum bu çokça sık yapılan saldırılardan bir tanesidir. Şaka gibi. Bir şirkette bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Bir şirket hakkında bir bilgiyi ele geçirmek istiyorsunuz. Burada en çok yapılan uygulama o şirketin posta kutusuna bir USB flash disk bırakmak. O şirketten birisi illaki o flash diski alır. Biraz da şekilli, güzel bir gigabaytı büyük bir flash diskse o flash diski bilgisayara takar ve bilgisayar o flash disk içerisindeki sizin daha öncesinde kurduğunuz programlarla o bilgisayarı ele geçirebilmesi mümkün. Bunun gibi yöntemler söz konusu. Buradaki durum sizin de başınıza gelebilir. O yüzden sosyal mühendislik yöntemlerine karşı da dikkatli olmak gerekmekte. Dediğim gibi parola güvenliği önemli. Anlamlı ve bir bütün oluşturmayan parola kullanmanız gerekiyor. İçinde hem rakam, hem küçük harf, hem işaret olan şifreler kullanmanız gerekiyor. Kullandığınız bütün hizmetler için ayrı bir şifre tercih etmeniz gerekiyor. Ve servislerin güvenlik soruları oluyor. Örnek veriyorum, en sevdiğiniz yemek. En sevdiğiniz yemek sorusunun cevabı hiçbir zaman gerçekten en sevdiğiniz yemek olmasın. Bunun yerine farklı bir cevabınız olsun. Bu cevabı kullanın. Yemleme
artık en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Çünkü artık kötü niyetli kişiler sistemlerin açıklarını bulmak yerine insanların açıklarını buluyor. Bu çok daha kolay çünkü. Sistemleri bir şekilde daha güvenli kılabiliyoruz ama insanlara kılamıyoruz. Bunun için yenileme, İngilizcesiyle pushing denilen yöntem mevcut. Eminim hepinizin karşısına çıkmıştır. Güvenli olmayan bağlantı linkleri, sahte e-postalar, sahte giriş istekleri ve özel mesajlar mevcut. Şimdi bunun bir örneğini yapalım isterseniz. Google'un bu konuda bir çok kısa sınavı var. Testi çözün diyorum. Buraya adınızı ve e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Gerçek yazmanız gerekmiyor, fark etmez. Ben gerçeğini yazıyorum. Şimdi size böyle bir Google dokümanı geldiğini varsayın. Adreste bir Gmail adresi var. Güzel. Kime gelmiş? Bakalım. Bana. Tamam. Peki bu mail gerçek mi değil mi acaba? Örnek veriyorum. Doküman üzerine tıkladığım zaman sol altta gerçek adresi, web sitesinin gerçek adresini görebilirsiniz. drive-google.com diye başlayan bir adres. Ama biliyoruz ki aslında Google bu adresi kullanmıyor. Google'ın drive adresi drive.google.com. Dolayısıyla bu mail aslında bir kimlik avı maili. Burada da testte ne gibi şeyler olduğunu görebilirsiniz. Mesela bir tane de farklı bir şey daha. Bu da yine adresin üzerine geldiğimiz zaman adresin çok başka, çok alakasız bir adres olduğunu göreceksiniz. Bunun da bir kimlik olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir tane de gerçek görelim. Bu tarz mailler veya özel mesajlar mutlaka alıyorsunuzdur. Bu fotoğrafı atıyor musun? Bunlar da kimlik avından bir tanesi. Veya Dropbox'tan gelen bir mail. Adrese bakıyorum tıklamadan önce. Gerçekten dropbox.com'a gidiyor. Diyorum ki bu doğru bir mail. Peki, devam edelim. İşin bir de kişisel verilerin korunması kısmı var. Bu biliyorsunuz geçen sene yürürlüğe giren bir kanun, kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanunla beraber artık zaten öncesinde anayasamızda olan verilerimizi korunma kanunu daha uygulanabilir hale geldi. Şimdi KVKK kısacası. Burada KVKK'da kişisel veri nedir ona bir bakalım. Kişisel veri kimliği belirli veya belirlemeye gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi içermekte. Bu konu sizin için şöyle bir bence anlam ifade ediyor. Özellikle insan hak izlemesinde örnek veriyorum. Kadın cinayetlerini izlediğiniz boyutta veya kadın şiddetini izlediğiniz boyutta şayet İzlediğiniz kişilerin kişisel bilgilerini belli bir amaçlar için kullanacaksanız bu durumda işleyeceğiniz kişiden, kişisel bilgilerini alacağınız kişiden mutlaka izin almanız gerekmekte. Örnek veriyorum, ne kişisel veridir? Önce bunlara bakalım. Devlet kayıtlarının tümü kişisel veridir. Demografik bilgiler, ad soyad, doğum tarihi, doğum yeri, adres, anne kızlık soyadı, cinsiyet, eğitim gibi bilgiler, finans gibi bilgiler, varlık, kazanç, kredi kart numarası, hesap numaraları gibi bilgilerin tümü kişisel veri olarak geçmektedir. İletişim için kullanılan bütün adresler, bilgiler, telefon numaraları kişisel veri olarak geçmektedir. Kişisel cihazlardaki, dijital araçlardaki IP adresleri kişisel veri olarak geçmektedir.
ve sağlık kısmındaki bütün bilgiler. Ayrıca daha diğer detaylı bilgilerin tümü kişisel olarak geçmektir. Dini, siyasi görüşü, mezhepi, kılık kıyafeti, STK, üyeliği varsa, cinsel hayatı gibi bilgilerin tümü de kişisel olarak geçmektir kanuna göre. Buradan şunu anlatmak çalışıyorum. Sizin bir insan hakkı izlemesi yaparken kullanacağınız verilerin kişisel veriler korunması kanununa aykırı olmaması gerekmekte. Bunun için karşı taraftan izleme yapacağınız zaman mutlaka bir aydınlatma yükümlülüğü hazırlamanız gerekmekte. Ve bu hazırladığınız aydınlatma yükümlülüğünde kişisel verileri hangi amaçla işleyeceğinizi, hangi amaçla kullanacağınızı mutlaka belirtmeniz lazım. Bu verileri eğer yurt dışına çıkaracaksanız, yurt dışına çıkarmaktan kastım kağıtla alıp uçakla başka bir ülkeye gitmek değil, bu bilgileri eğer Google Drive'da tutacaksanız dahi bilgileri yurt dışına çıkarmış oluyorsunuz. Çünkü Google Drive Amerika'da olan bir şirket. Bunun için de gene karşı tarafa verileri işlediğiniz kişilere bilgi vermeniz gerekmekte ve onayını almanız gerekmekte. Örnek veriyorum, örneğin kişisel verilerinizi yeni hizmetler geliştirmek ya da verilerinizi araştırmak amaçlı kullanabiliriz ifadesi geçersizdir. Bunu tam detaylı olarak belirtmeniz gerekiyor niçin kullanacağınızı. Araştırma için kullanıyoruz diye açık uçlu bir şey kullanamazsınız maalesef. Bu yüzden de açık rıza almanız gerekmekte. Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan özgün ifade açıklamasıdır bu. Veri işlemek üzerine verilen rızanın geçerli olması için rızanın belirli bir konuya ilişkin ve o konu ile sınırlı olması gerekmektedir. Ve bu ve bundan daha fazlası bilgilere dijitalgüvenlik.org web sitemizde ulaşabilirsiniz deyip son bir reklam yapmış olayım. Teşekkür ederim. Varsa sorularınız alabilirim. Çok teşekkürler. Bolca soru var. Sen biraz soluklan diye uygunsa Kenan'a geçelim. Baştan bekleyen bir iki sorusu vardı onun da. Ben onları yönelteyim. Sonra da şimdi gelen sorulara geçelim. Halen yazabilirsiniz bu arada sorularınızı. Bir miktar daha süremiz var. Evet, Kenan sana ilk soru şöyle. Sorular kısmı insanların aradıkları ama konular kısmı da insanların yaptığı aramalara mı bağlı yoksa daha genel bir trende karar mı veriyor Google diye? Bu Google Trend ile ilgili bir soru olmuştu hatırlarsın ilgili sorular bölümünde. Bunu yönelteyim. Anlaşılır oldu mu soru? Tekrar edeyim. Birazcık ama şey yani bence bu konuda Arda da söyledi. Google zaten bizi çok iyi takip ettiği için özellikle bütün aramalarımızı, bütün girdiğimiz siteleri. Bu birazcık Google da bizi yönlendiriyor olabilir. Arama yani şeyde bu alttaki bizim search yaptığımızda alttaki aramaları diye düşünüyorum. Hatta şimdi hemen göstereyim tam cevabımı. Mesela kadın hakları diye bir arama yaptım. Kastığa şuysa ilgili aramalardan bu benim önceki aramalarıma ve muhtemelen Google'ın da bu alandaki aramalara göre belirlediği bir şeydir diye düşünüyorum. Ama Google Trends kısmı bayağı Google'daki kullanıcıların aramalarına yönelik. Hatta bugün bir rapor açıklandı. Bu VR Social diye her yıl açıklanan bir rapor var. Oradaki rapor daha burada nasıl üstümde mi acaba diye bakıyorum. Uzun şey. Orada şeyi gösteriyor. Dünya genelindeki trendleri de gösteriyor. Mesela dünya geneli aramalarda en çok aranan şeyler arasında Zoom mesela çok pik yapmış. Bir de EBA. Bu işte yanlış hatırlamıyorsam Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenim sistemi. Aynen öyle. Cevaplayabilmişimdir diye düşünüyorum. Bu arada bu diğer social normalde her yıl bir ya da iki tane rapor çıkartıyor. Hem sosyal medya hem teknoloji kullanımına dair. Dün Nisan 2020'ye dair bir şey çıkarttı. Aslında COVID sonrası bir rapor. Orada bu arada çok acayip ayrıntılı bilgiler de var hem dijital dünya için. Aynen. Çok teşekkür ederiz. İkinci bir soru web.archive sitesi gösterdiğin siteyle alakalı. Burada katılımcımız şöyle söylemiş. Harika özellikmiş. Teşekkürler web.archive. Fakat aklıma bakan değil, bakılan olma hali geldi.
ve bu bir soruya yol açtı. Web sitemizin arşivinin görüntülenmemesini sağlayabiliyor muyuz? Diyelim belli bir geçmiş halinin gözükmesini istemiyorsak buna engel olabiliyor muyuz? Şimdi bir web archive belli başlı siteleri kendi bir algoritmasına göre otomatik yedekliyor belli başlı siteleri. Ayrıca ben istersem de kendim olarak herhangi bir siteyi kaydedebiliyorum. Ama bunun kaydı olmasını engellemeyi yönelik benim teknik bir şeyim yok. Arda belki bu konuda bir şey söyler bilmiyorum ama hani engellenebilir miden emin değilim. Belki Arda bir şey söyleyebilir bu konuda. Şöyle unutulma hakkını baz aldıkları için evet yani silme talebinde bulunabiliyorsunuz. Dolayısıyla oradaki arşivde isterseniz başvuru usulü silinebiliyor. Benzer şekilde Google aramalarında da aynı unutulma hakkı başvurusu yapılabiliyor bildiğim kadarıyla. Aynen onu da öyle. Hatırlatmış olalım. Kendi yani fotoğrafınız, geçtiği bir haber hepsi unutulma hakkı kapsamında başvuru kaldırma sürecine girebiliyorsunuz. Bu arada Web Archive aslında kendi sitenizin dışında yani şöyle düşünün şimdi belli başlı siteler bir takım süreçlerde tamamen ortadan kayboluyor. Şimdi mesela Radikal gibi. Yani aslında medyanın geçmişteki gündemini görmek ya da özellikle farklı görüşteki medyaları kimi zaman siteleri engelleniyor, kimi zaman Türkiye'de tamamen kapanıyor. Bunların geçmiş yönelik verilerini görmek açısından da bize birçok kolaylık sağlıyor. Çok teşekkürler Kenan. Şimdi biraz da Arda'nın sorular var. Bir de Selen Kenan'a bir soru sormuş. Onu da atlamadan ileteyim. Hoş geldin Selen bu arada. Zoom'dan eş zamanlı hem Facebook hem YouTube canlı yayın bağlantısı yapabiliyor muyuz? Biz sadece birinden birini yapabiliyoruz. Başka yol var mıdır demiş. Aynen. OBS var bir aslında. Yani bu teknik olarak herhangi bir kamera üzerindeki yayını başka bir mecraya aktarmak. Hatta isterseniz işte şu anki toplantıyı Instagram Story'e de canlı yayın olarak aktarabiliriz. Ama birazcık teknik destek yani hani uzmanlık gerektiren program. Ama onun dışında farklı farklı canlı yayın programları var. Mesela ben StreamYard diye bir program kullanıyorum. İsterseniz linki ben paylaşayım hemen şuradan chat kısmından. Bu StreamYard'dan da aslında YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a basamıyoruz oradan. Ama LinkedIn'e isterseniz. LinkedIn canlı yayın için bu arada bir başvuru süreci var. Canlı yayın yapmadan önce izin almanız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de belli başlı kişiler şu an LinkedIn canlı yayını açık. Dolayısıyla StreamYard üzerinden aynı anda iki mecraya, hatta bir üst paketinde aynı anda 4-5 mecraya canlı yayın olarak basabilirsiniz. Bunu hatta bildiğim kadarıyla Medyascope gibi canlı yayın yani web üzerinden yayın yapan kullanıcılar da kullanıyor. Yine peki StreamYard'dan canlı soru ve katılıma izin vermiyor ama değil mi? Yani canlı yani şöyle olabiliyor, yorumları alabiliyorsunuz şu anki gibi aslında. Mesela siz isterseniz Facebook'tan ve YouTube'dan canlı yayın yapıyorsunuz şu an. Ki hatta biz yarın Pelin'le beraber benzer bir yayın yapacağız. Eğer canlı yayın yapıyorsanız YouTube yorumları ya da Facebook yorumları yönetici ekranına düşüyor. Yani mesela senin takip ettiğin gibi Fırat, istersen sen ana ekrana şeyi çıkartabiliyorsun yorumları. İşte profiliyle beraber Kenan işte şunu sormuş diye çıkartabiliyorsun. Yani StreamYard aslında canlı yayıncılık için daha iyi bir program. Aynı anda 12 kişi ekranda bir programı yürütebiliyorsunuz. Ama mesela şu an burada yaklaşık 52 kişi var. Bu 52 kişiyi buraya almak yerine biz buradan işte eğitmenlerle beraber yayını başlatıp sonrasında bunu arkadaşlara diyecektik ki YouTube'dan bizi izleyebilirsiniz. Yine yorumu, katılımı oradan sağlayabilirdik. Çok teşekkür ederim. Oldukça iyi bir program bu arada hani StreamYard. Ben hani bir süredir kullanıyorum. Tavsiye ederim canlı yayın üzerine çalışacak kurum ya da kişi varsa. Yine Arda'ya geçecektim ama Zoom'la ilgili bolca soru oluyor. Arda, sana da Zoom'la ilgili sorular var. Ondan önce şu son gelen yorumu da okuyayım. Zoom ile 40 dakika ücretsiz konuşuluyor diye biliyordum. Ancak kesintisiz daha uzun izleyişim yayını yapanın ödeme yapmış olmasından mı diye bir... Şimdi Zoom zaten bu süreçte bu süreyi arttırdı diye biliyorum ama kaça çıkarttı emin değilim. Yani bir saat ya da bir buçuk saate çıkarmış olabilir ücretsiz kısmında. Kaça çıkarttığını tam ezbere bilmiyorum. Ama hani Zoom'un bu arada paketi aslında yani 13 euro yanlış hatırlamıyorsam nereden baksanız 120 lira yapıyor bir üst paketi. Yani o paketini kullanarak da bu tarz webinarlar, eğitimler gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada Zoom'un farklı farklı özellikleri var. Ben çok ayrıntıya girmedim hani birazcık olayımız o değil diye ama
Yani mesela 60 kişi başladığımız bir eğitimi 6 farklı odaya bölüp odak grup çalışmaları yapabilirdik. O grupların hepsinin başına yine co-host koyabilirdik. Hani bunun gibi farklı farklı özellikleri var. Arda tabii güvenlik kısmıyla ilgili bir şeyler söyledi. Yani bu biraz güvenlik tabii Zoom'da da var ama baktığımızda Facebook'ta da aynı risk var, WhatsApp'ta da var. Dolayısıyla biraz kullanıcının da çok konularda dikkat etmesi gerekiyor. Ama tabii ki de yani özel mahremiyet gerektiren bir çalışmaysa Jitsi Meet oldukça bu konuda güvenli. Çok teşekkürler. Şimdi Arda'ya yine Zoom üzerinden bağlanalım. Merak edilen bir konu. Öncelikle şu soruyu yönelteyim ben. Katılıma açık olan toplantılarda şifre uygulaması çok zor. Böyle bir durumda Zoom'u nasıl Zoom bombing engellenebiliyor? Tek tek katılım isteklerini reddetmek dışında ne yapılabilir? Aslında evet. Bizim de yaşadığımız bir sorun bu. Kitlesel katılımlı toplantılarda nasıl güvenli olacağız? Çok fazla olamıyoruz açıkçası. Bu durumda bekleme odasını açıp orada insanları bekletiyoruz. Tek seçeneğimiz bu. Toplantıyı kilitleyip bekleme odasını alıp oradan alıyoruz. Ama sonuçta bekleme odasındakileri de içeri almamız gerekiyor. Hani onlar da kapıda kalmış olduğunda o sıkça sadece Zoom'un üzerinde değil, yine tekrar ediyorum, aslında bütün platformlarda, benzer bütün platformlarda yaşayacağımız bir sorun bu. Çünkü linki bilen gelebiliyor veya şifreyi bilen zaten gelebiliyor gibi bir durum söz konusu. Aynen. Ben bir soru sormayı düşünüyordum. Tam şu anda da onun pası geldi. Aylin, içsel teşekkürler. Sizin sorunuzu yönelteyim Arda'ya. Bu güvenlik ve kullanım kolaylığı hep çatışan bir şey zaten çoğunlukla bu tip programlarda. Soru şöyle, ben eğitimciyim. Teams uygulamasını kullanıyoruz fakat çoğu zaman donma gibi problemler yaşıyoruz. Bununla ilgili probleme müdahale etme durumumuz olabilir mi? Demiş. Bu Jitsi'de de benzer şeyler olabiliyor. Belli bir katılımın üzerindeki toplantılarda nasıl sağlayacağız bağlantı kalitesini? Evet, yani onu açıkçası sağlayamayacağız. Onun cevabı yok. Özellikle üniversitelerde çok fazla Teams uygulaması kullanılıyor. YÖK bile birçok toplantısını Teams üzerinden, Microsoft Teams üzerinden yapıyor. Ama gerek şu anki durumdan dolayı Microsoft'un, Instagram'ın, Netflix'in, YouTube'un bandwidth'lerini, yani trafiğini kısıtlamasından dolayı bu tarz zorluklar yaşıyoruz. Zoom'u zaten bu zamanda en çok popüler hale getiren uygulama olması sebebi de bu oldu. Fiyatı artıp performansta bu kesintileri en az olan uygulamadan bir tanesi. Tamamdır. Biraz daha sıkıştırmaya devam edeyim o zaman ben seni. Bir de Jitsi ile ilgili bir soru geldi. Bunu kısmen cevapladın aslında ama hatırlatmak için yeniden dillendirelim. Jitsi'de toplantıyı şifrelesek dahi bir kişi şifreyle girdikten sonra diğerleri şifresiz giriyor diye gözlemledik. Biz mi hata yaptık acaba, demiş katılımcımız. Yani bir kere girip olduktan sonra şifre düşüyor gibi bir sorunu anladığım kadarıyla. Evet, bir kullanım hatası olmuş anladığım kadarıyla. Çünkü şifresiz girişi epeyce bir denedim. Yapmıyor, öyle bir şeyimiz yok. Uygulaması yok. Dolayısıyla bir kullanım hatası var sanırsa. Bir daha bir kontrol etmekte fayda var. Tamamdır. Teşekkürler. Kaç tane doğrudan uygulama servis, dijital servis sorusu var. Bunları ben sırayla sorayım. Wire için ne düşünüyorsunuz, demiş bir katılımcımız. Wire. Şöyle, Wire birçok organizasyon tarafından güvenilir olduğu söylenen uygulamadan bir tanesi. Fakat açık kaynak kodlu olmadığı için çok büyük oranda güvenli diyemiyoruz. O yüzden yani kaynak kodunun nasıl, arka planda nasıl çalıştığını görmediğimiz için çok güvenilir diyemiyoruz. Bu yüzden açıkçası çok da tavsiye etmiyorum. Tamam. Bir de Virtue, Virtue için ne dersiniz, demiş bir katılımcımız. Diğeriyle aynı aslında. Birçok işte Google Drive'ı daha güvenli hale getiriyor ya da Zoom'u daha güvenli hale getiriyor gibi bir iddiası var. Fakat arka planda gerçekten nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Sadece özel bir şirket, yani Amerika'daki özel bir şirket bu. Dolayısıyla açık kaynaklı olmayan EFF gibi özellikle güvenlik alanında çalışan kişilerin, özgür yazılım alanında çalışan kişilerin
tam anlamıyla onaylamadığı tool'ları kullanmamayı tercih ediyoruz. Bir konuşma sırasında anlatmıştın zaten. Yani her şekilde bu şekilde kapalı kaynak olunca birine teslim etmiş oluyoruz verilerimizi. Bir kişiye teslim etmiş oluyoruz. Evet. Onu yineleyelim. Ben bir tool'ların olduğu, araçların olduğu bir link paylaştım şimdi. privacytools.io diye. Burada birçok kategoride, yani işletim sisteminden tutun, tarayıcıya, yazılıma kadar birçok kategoride gizliliğinizi koruyacak araçları listeleyen bir web sitesi bu. Burada birçok şu söylenenlerin dışında daha güvenli olduğu garanti olan, %100 güven demiyorum ama daha güvenli olduğu garanti olan araçları bu web sitesinde bulabilirsiniz. Teşekkürler. İsmini paylaşmak istemeyen bir katılımcımız demeyeceğim. Kenan'ın bir sorusu var. Şöyle, artık Facebook Messenger üzerinden 50 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapabiliyormuşuz. Bu güvenli mi acaba? Messenger Rooms adında Facebook yeni bir araç çıkarmış sanırım diyor. Aynı cevap vereceğim, yani çok farklı değil yani. Bir defa Facebook'tan mesaj yazıyor, ne kadar güvenli olabilir? Dolayısıyla çok bir güven durumu söz konusu değil. Ha, ama şu olabilir yani, ya üç arkadaş toplandık, bir çay partisi vereceğiz dediğimiz zaman şu ortamda, yani kişisel verilerimiz ne kadar önemli durumunu biraz indirgediğimiz zaman bir insan hakları izlemesi yapmıyor. Ya da bir mahremiyet durumu olan bir konu söz konusu değil. Bir derece katlanılabilir. Yani çünkü bugün baktığımızda hepimiz Instagram kullanıyoruz neredeyse. Hepimiz WhatsApp kullanıyoruz. Dolayısıyla bir dereceye kadar elimiz mahkum bir durum oluyor açıkçası. İşletim sistemi olarak hepimiz bir Linux kullanmıyoruz mesela. Hepimiz bir açık kaynak kodlu bir işletim sistemi kullanmıyoruz. O yüzden bazı noktalarda gerekebiliyor maalesef. Tamamdır. Bu birçok uygulamalarla ilgili soru geliyor. Ben onları toplayayım. Tekrar aynı cevapları vermiş olacağız gibi görünüyor. Skype için, Hangouts için, Gmail ve Gtalk için de aynı sorular vardı. Aynen. Yorumların aynen nedir diye. Gmail alternatif olarak Proton Mail'i tekrar hatırlatalım. Teşekkür ederiz. Bir de Şevket Uyanık'ın yine chat üzerinden cevapladığı bir soru var katılımcımızın. Ama yine bunu Tor'la ilgili dillendirelim. Hem Tor'un da servisine nasıl işlediğini anlatmış olalım. Türkiye'de yaşamıyorum. Bu yüzden şu an kontrol edemiyorum ama en son oradayken Ocak ayında Tor indirmeyi denediğimde engelli olduğunu görmüştüm. Hala öyleyse nasıl indirilebilir demiş. Şevket de katılımcımızı doğrudan Tor'la iletişime geçebileceği konusunda yönlendirme yapmıştı. Evet, torproject.org sitesi engelli. VPN ile bağlanabilirsiniz ancak şu anda. VPN konusunda ayrıca değinelim gerekirse. O pek sorulmadı. Hangi VPN güvenli gibi bir soru vardı aslında bir de. Gelmesini beklediğim. Tor için çeşitli köprüler mevcut. O köprüleri kullanabilirsiniz. Zaten Tor'u yüklemeyi başardıktan sonra size tamam Tor Türkiye'de engelli diye anlıyor zaten Tor bunu. Ve size uygun, açık olan, sansürlenmemiş, engellenmemiş köprüleri sunuyor. Dolayısıyla onlardan birini kullanabilirsiniz. Bu arada VPN konusunda bir şey getireyim. Ücretsiz VPN'lerin hiçbiri güvenli değildir. Bunun için mümkünse kendi VPN'iniz en güvenli VPN'dir. Bu da mümkün değilse az önce paylaştığım Privacy Tools web sitesinde hangi VPN'lerin daha güvenli olduğu yazılı, ona bakabilirsiniz. Ama bizim tavsiyemiz kendi VPN'inizi kurmak. Kendi VPN'inizi kurmak sandığınızdan kolay bir şey. Bu sayede yani, üçüncü bir parti şirkete gerek kalmadan kendi güvenli iletişimini sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bir de DuckDuckGo ile ilgili, yine arama motorları bölümünde anlattığın DuckDuckGo ile ilgili bir şey vardı. Geçen bir arkadaşıma DuckDuckGo önerdiğimde, ama o da Yandex ile işbirliği içinde yazıyor hatta dedi. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evet, Yandex ile işbirliği içerisinde arama motorunu daha iyi güçlendirmek için kullanıyor onu. Arama motoru kısmında, motor kısmında kullanıyor, arka planda kullanıyor. Arayüz kısmında kullanmıyor.
Google'ın da yaptığı, izleme kısmında yaptığı şey zaten arayüz kısmında kullanmak. Dolayısıyla arayüz kısmında sizin bütün bilgilerinizi kaydediyor, bütün aralarınızı kaydediyor ve buna göre size sonuçlar çıkartıyor. DuckDuckGo'nun Yandex'le yaptığı sonuçta işbirliğinde yaptığı işlem arama sonuçlarını daha iyi hale getirmeye çalışmak. Teşekkür ederiz. Biraz mevzuatla ilgili bir soru var. Çok kısa bunu da sormamız gerekiyor. Corporate Power ve Surveillance Giants dediğimiz, yani gözetim devleri dediğimiz Facebook, Google gibi firmaların kullanıcı verilerini nasıl kullandıklarını düzenleyen bir kamu politikası ve devlet müdahalesini destekler miydiniz demiş. Bu arada bu soru doğrudan Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'ne, yani herkinize de. Bunu desteklemiyoruz. Ki bununla ilgili bir geçen, yanlış hatırlamıyorsam, 2 hafta önce bir basın açıklamasında bulunduk zaten. Birçok Türkiye'deki bilişim sivil toplum örgütüyle beraber bulunduk. Geçtiğimiz 2 hafta öncesinde böyle bir yasa tasarısı konuşuldu. Bununla ilgili meclisteki milletvekilleriyle de görüştük. O yasa tasarısı geri çekildi. Konunun takipçisiyiz. Herhangi bir izleme, herhangi bir kişi veya herhangi bir devlet veya herhangi bir şirket tarafından olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben o açıklamayı da şimdi chat bölümüne paylaşıyorum. Oradan da bakabilir arkadaşlar. Teşekkürler. Çok kısa bir iki sorumuz kaldı. Evet, doğrudan hak savunucuları ile ilgili bir yorum var. Bunu da söyleyelim. Bir yandan da meşru insan hakları çalışmamızı daha da kriminalize eden araçların kullanımının hak savunucuları üzerinde olumsuz etkisi de olabiliyor demiş katılımcımız. Bu uygulamaları kullanırken de hak savunuculuğunun meşruluğunu ve suç olmadığını kendimize hatırlatmamız da gerekli. Bir yandan Signal gibi uygulamalar bazı davalara konu oluyor mesela diye de eklemiş. Bir yorumunuz evet. Var mıdır? Evet. Bazı davalarda neden Signal kullanıyorsunuz gibi gazetecilere sorulan sorular oldu. Bu davanın sürecini etkilemedi, değiştirmedi. Dolayısıyla Signal kullanmaya o kişiler devam etti daha sonrasında da. Bahsettiğimiz mevzu aslında gizli bir iş yapıyoruz. O yüzden bu uygulamaları kullanmalıyız değil. Mahremiyetimize önem veriyoruz. O yüzden bu uygulamaları kullanıyoruz olmalı. Yani sunumun ilk başında söylediğim gibi eve girince perdemizi niye kapatıyorsak, kapımızı tanımadığımız insanları niye açmıyorsak buradaki durumda bundan farksız. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Bu yine aslında veri güvenliği ve yaygınlaştırmanın bitmez çelişkisini dillendiren bir soru. Pazarlama alanında çalışıyorum ve online reklamlar ve bilgi güvenliği birbiriyle böyle çatışırken etik pazarlama reklam pratikleri nasıl iyileştirilebilir, çoğaltılabilir diye kafa yoruyorum. Takip edebileceğim örgüt, kurum, kaynak ve benzeri var mı önereceğiniz demiş katılımcımız. Yani o soruyu yorumu yazan arkadaşlar ben de hemen hemen aynı durumdayım. Ben de bir yandan dijital iletişim ve dijital pazarlama ile geçimimi sağlıyorum. Ama bir yandan da dijital haklar üzerine çalışıyorum. Buradaki ayrımı şöyle, ben kendim şöyle yapıyorum. Bir yandan bu alanda çalışırken bu kişilerin kişisel verilerine olduğu, yani yapabileceğimiz kadar en büyük, en yüksek önemi vererek yapıyoruz. Bu ne demek? Eğer bir toplu mail, bir e-posta pazarlaması yapacaksak o kişilerden izin alıyoruz. Veya internette, Google'da veya Facebook'ta bir reklam göstereceksek bu izinler, bu kanunlar çerçevesinde o reklamları gösteriyorum. Ve bu sayede bu iki ayrımı, yani iki şapkayı ayrı ayrı takabiliyorum diye düşünüyorum. En azından ben kendimi öyle avutuyorum. Şeyler olarak da takip edeceğiniz sivil toplum örgütleri olarak da Türkiye'de bu alanda çalışan çok çok fazla kurum yok açıkçası zaten. Tebit'i, bizi takip edebilirsiniz. Bu alanda çalışıyoruz. Alternatif Bilişim Derneği'ni takip edebilirsiniz. Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası,
Linux Kullanıcılar Derneği, İnternet Derneği, şu an benim ilk aklıma gelen dernekler bu anlamda çalışan. Sizin Kenan'ın varsa eklemek istediği. Bununla ilgili bir de şey söylenebilir belki, aslında bizim dernek de ve saydığım bu dernekler de aslında kullanıcılar özellikle bu alanda güçlendirme yönelik bir takım eğitimler, atölyeler yapmaya çalışıyor. İşte hem bir yandan dijital güvenlik sitesinde bir takım yayınlar yayınlamaya çalışıyoruz. Hani bu süreçten önce işte kendi VPN'i nasıl kurarsın üzerine atölyeler yapıyorduk. Bir yandan da kullanıcıları mesela Facebook'ta isterseniz işte bu reklam bana nasıl, neden gözüktü diye bakabiliyorsunuz. Ya da işte Facebook sizin hangi bilgilerinizi işliyor. Ya da hani diğer mecralar, ya da işte benim arama geçmişimi Google takip etsin etmesin, YouTube takip etsin etmesin gibi aslında kullanıcılara da bir takım seçenekler düşüyor. Dolayısıyla bizim derdimiz de birazcık dernek olarak aslında kullanıcıları bilgilendirmek ve bu alanda da güçlendirmeye çalışmak. Ve dolayısıyla yani bu Zoom güvenli mi değil mi, ya da işte WhatsApp güvenli değil mi'den ziyade kullanıcıları bu konuda bilinçlendirir ve güçlendirirsek, bu aslında araçlardan ziyade birçok şeyde kullanıcılarda biten şeyler. Yani Zoom'u çok iyi kullanabiliriz güvenli şekilde ama bir yandan da bilgisayarımıza bir trojan bulaşmıştır. Kendimiz güvenli kullandığımızı düşündüğümüz anda bizim kameramızdan bir şey çıkabilir. Dolayısıyla birazcık daha kullanıcı bazlı güçlendirme önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bir 10 dakikaya yaklaştı, aşıyoruz süremizi. Pelin de daha fazla yorulmaması için bir son soru var. Ardından da kapanışa geçeceğiz. Onu da hemen okuyayım. WhatsApp grupları mecburen farklı dijital bilgi deneyim seviyesine sahip örgütler için gerekiyor. İzleme ve paylaşım bilgilerini paylaşmak için. Mümkün olan en güvenli hale getirmek için ne gibi öneriler olur WhatsApp'ı? WhatsApp linkini paylaşmamak, WhatsApp grup linkini paylaşmamak birinci seviye. İkincisi, oradaki iletişim zaten hali hazırda şifrelenmiş durumda. Eğer bunun bir ekran görüntüsü alınmaz veya linki paylaşılmazsa WhatsApp'ın şifreleme yöntemini Signal uygulaması, yani şu anda dünyanın en güvenli mesajlaşma uygulaması dediğimiz uygulama yapıyor. Arka planında, WhatsApp'ın arka planında çalışan sistem, Signal'in sistemiyle aynı. O yüzden zaten halihazırda bir şifreleme metodu geçerli. Gruplar için de benim tavsiye edeceğim linki, grup linkinin paylaşılmaması ve bu sayede Zoom'da yaşanan durumların olmaması. Bir de biraz önce örgütleri saymıştın. Çok teşekkürler. Chat bölümünden de ayrıca ilettin katılımcılarımıza. Bu örgütlere ek olarak bir de dijital aktivizm kapasitesini güçlendirmek için başvuru yapılabilecek hibe programları nelerdir diye bir soru gelmiş ama bir bilginiz var mıdır bu konuyla ilgili? Yani benim bildiğim birazcık hani sivil düşün konularda destek vermeye çalışıyor. Aslında fon veren kurumların bir kısmı hani dijital teknoloji ya da dijital araçları güçlendirmek için bir takım destekler vermeye çalışıyor. Kimi zaman direkt eğitim desteği, kimi zaman ufak tefek fonlar. Bir takım uluslararası fonlar da aslında kurumları bu anlamda destekliyor. Hani direkt sayabileceğim kurumlar yok ama her kurumun şu anki gündemi bu süreç dolayısıyla zaten özellikle dijital araçlar, dijital teknoloji konusunda aktivistleri ve sivil toplum örgütlerini güçlendirme önceliğine sahip. Bir çağrı çıktı. Şu an sanıyorum ihale çağrısı henüz çıktı ama Takso'nun da böyle bir desteği olacak bir araç listesi yayınladılar. Takso'da benzer şekilde sivil toplum örgütlerine dijital araçlarla ilgili bir destek sunacak. Bunu da söyleyelim, ekleyelim. Çok teşekkürler. Bence bütün soruların yanıtlandığı ve süreye de sadık kaldığınız bir sunum olduğu, tekrar teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz değerlendirme formlarını, bu toplantıyla ilgili sunum ve faydalı linkler gibi materyalleri size mail olarak ileteceğiz. Bir de çıkışta bir kısacık yine anketimiz olacak. Ben hemen bir onu yapayım. Şu an ekranlarınızda görüyor olmalısınız. Toplantı beklentilerinizi karşıladı mı? Bunu soruyoruz aslında. Çok teşekkürler.
Evet, şu anda 21 katılımcımız kesinlikle katılıyorum, 12 katılımcımız katılıyorum, 1 katılımcımız da emin değilim demiş. Ayrıca toplantıyla ilgili sorularınız olursa da Etkiniz AB programına ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kenan Arda var mıdır kapatırken söylemek istediğiniz bir şey sizlerin de? Ben teşekkür ederim. Umarım işe yaramıştır. Zaten bütün bilgi ve belgeleri de sizlerle paylaşacaksınız diye düşünüyorum. Onun dışında Toplumsal Bilgi İletişim Derneği üzerinden de hani bir takım sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ya da dijital güvenlik web sitemiz üzerinden de takip etmenizi tavsiye ederim. Fidli'ye ekleyerek hani göstermiştim Fidli'ye. Dijital güvenliği belki ekleyerek takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman son teşekkür de Anlatan Eller Derneği'nden Pelin Baykan'a. Yine yorduk. Hem kusura bakma diyelim hem teşekkür edelim. İnsan Hakları izlerken dijital güvenlik ve dijital araçlar webinarındaydınız. Katılımınız için sizlere de çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.